Kıbrıs'ta öğrenciler köpek kulübesinden su içiyor. Doldurdun mu? Bu köpek kulübesiymiş, su dolduruyormuşsun. Böyle. Tolga sağ olsun. Otostop çekerken susadık. Afiyet olsun. Zor hayatlar yaşıyoruz abi. Ceza mı yazıyor? Ha. Kıbrıs'ta kasada adam alınmıyormuş otostopa. Güzel çekin. Taksi durdu otostop. Yavaş geç. Kasaya gitmedin abi. Letke'ye gitmedik. Ne abi? Letke'ye gitmedik. Metin Kınar'a gidelim. Evet tamam abi. Bu yufka yüreği var ya, bu yufka yüreği. Abi biliyorum yufka yüreği. Zaten tam olarak ondan bahsediyorum. Sen de olmasan ya. Abi. Nereye gideceksiniz? Letke'ye gideceğiz abi. Neresi? Gezmeye gideceğiz o taraflara. Nasıl, niye geliyorlar peki? Yani yurt dışından falan geliyorlar mı? Dünyanın her yerinde. Her yerinde. Yani Müslümanlar mı geliyor yoksa Müslüman, öyle? Müslüman tabii, Müslüman Müslümanlar geliyor. Yo, beni Alman da gelirler. Bak mesela bir hayati hikayesinde daha dün çaptayım. Adamın biri 30 sene evvel Şehnazım'a geldi. Alman, saf Alman. Arabama çarptı da öyle tanıştı. Adam ilgi işte düşün, Almanya büyük bir memleket, disiplinli, ekonomisi güzel bir memleket. Almanya'yı bıraktı. Geldi ve Lefke'de Bağlı Köy diye bir yer vardı. Sen benim öyle sessiz sakin. Orada bir ev kiradı, orada yaşa. Ne için derim ne için anlamam derim ne. Mesela emekli oldu, ayrıldı eşinden. Sakin bir hayat istedim dedi. Önce 30 sene evvel geldiğim şeyin azıma burayı seçti. Beni ilgi istiyor. Hani ne için o kadar yer varken Kıbrıs, hiç kimsenin tanımadığı bir ülke, Kuzey Kıbrıs, ambargolu bir ülke. Anladın? Vay be. Abi sağ olsun aldı. Şeyh Nazım El Hakkani Sokak. Böyle bir yer. Kıbrıs'ın şeyhiymiş bu. Niye buraya gidiyoruz onu ben de bilmiyorum ama bir anda böyle yolumuz buraya çıktı. Herkes geliyormuş buraya. Ne? Ha? Nasıl? Ha bir şey, ben bu meyvede mi sürüm? O yabancı arkadaşlar. Yabancı Müslüman. Bir dakika. Bekleyin, benim örtümü takmam lazım. O numarayı versene. Dur vereceğim. Dur takmadım. Vallahi full yabancı. Nasıl oluyor bu iş? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Anlamadım abi. Hepsinin gözü türbanlı renkli. Yabancılar var. Hepsinin gözü renkli kesin. Yabancılar. He. Sümeyi de kapatıyoruz. Nasıl kapandın? İran usulü. İran değil. Şey, yani telefonu ver bakalım. Dur. Ne kanka olay ya? Nereye gidiyoruz? Şeyh Nazım Kubbesi'nin tamam. Dergahıymış burası işte. Şeyh Nazım öldü. Şeyh Nazım 2014'te öldü. Mi? Oğlu devralmış. Oğlu devraldı Mehmet. Ben de ilk kez geliyorum ya. O bekleyenler var. Bir sürü saçlı sakallı abiler var. Şöyle gidiyorum ama kel bir abiyi bulacağız. İlginçtir bak, hep yabancı. Ha? İlginç bir yer. Turistik bir şeyler satıyorlar. Kurban evi bu. Baya yabancı. Gir içeri elini öp dedi de şu an kadınların saatiymiş. Erkekler giremiyormuş. Sümeyye'yi de salamadık. Yani selam vereceksin dedi. İşte 3-4 dakika muhabbet edeceksin dedi de. Kanka olayı anlat ya. Olay buraya baya bildiğin insanlar geliyor yani. Akın akın geliyorlar. Akın akın geliyor. Niye geliyor çok yani? Çok geliyorlar. El öpmeye geliyorlar. Yani, kaç yıldır peki bu abimiz burada? Yıllardır burada. Yani tarihini tam olarak bilmiyorum ama 74'ten sonra bu adamın burada aktif olduğunu söylüyorlar. 74'ten sonra gelmiş evet. Yani. Bu mübadele zamanı savaşı. Türkiye'den gönderildiğini söylüyorlar. 74'ten sonra gelmiştir diyorlar. Tabii açıp bakmak gerek. Bu adam öldü işte. Şurada oğlu bakıyor şimdi. Türbesi var. Oraya da geliyor insanlar. Oğlu şimdi, dediğinde yine var 80-90 yaşında değil mi? Kaç yaşında? O da yaşlı yani. Herhalde bir 70 yaşında vardır. 70 var. O da yaşlı büyük. İlginç. Bak burada incir meyvesi de var. Kopmaz kopmaz o. Kopar lan, niye kopmasın şu? Erin komple abi. 10 tane diken batar. Aynen oraya batıyor, doğru. Şu yerdekini ver abi. Tamam bekleyin, ben kendime koparacağım. Al al. Al al, çıktı. Neyse, nasibinmiş. Yerden bulmuşsun bunu. Aa battı bile bak, şu an acıyor. Mahveder elinizi, hiç dokunmayın. Nasıl yeniliyor? İçini soyman lazım evet, da. Kafamdakini elime var. 100 tane şey battı şu an. Direkt batıyor ya. Hiç batmıyor gibi duruyor da batıyor. Onu
bıçakla böyle şey mi? Bu arada içeride video yasak. Şeyh Nazım abimizin oğlu var içeride. Ama olayı anlamadım. Yani buraya bildiğin Cumhurbaşkanı falan da geliyormuş. Meclisten üyeler geliyormuş. Ve Türkiye'den önemli isimler de geliyormuş. Yurt dışından, İngiltere'den, Almanya'dan abiler ablalar geliyormuş. Müslüman oluyormuş burada. Ve acayip bir güçmüş. Burada hatta ne diyordu şey? Esnaflarda. İcazet almadan dükkan açamıyorlar falan diyorlardı bir aralar. Klaplar mulaplar işte hepsi bu abimizin elinden geçiyor. Klaplar bile. Aynen. O şekilde anlatılıyor bize. Yani bayağı insanlar izin alıp iş yapabiliyor burada. Kıbrıs'ın yetkili abileri bunlar. Bölgenin %70'i seviyor, %30'u sevmiyor. %70'i seviyor Kıbrıslılar mı? Evet, %70'i seviyor, %30'u sevmez. Ya yani en inansız insan bile bir saygı var ya. Yani. Hmm, çünkü adamların eli kuvvetli. Evet. Dindar abilerimiz sevgi saygı çerçevesinde dükkan açabiliyorlar Kıbrıslılar. Bu arada ölen baba. 2014'te ölen babanın türbesi varmış şurada. Bak mesela şuradan yabancı ablalar belki de Müslüman olmuşlardı. Dolanıyor yani. Her yerde tabela var, her yerde. Aşağısı mı? Türbe aşağıymış ya. O geldiğimiz yer. Bak burada araçlarda şu stikerler Şeyh Nazım'a bağlılığı ifade ediyormuş. Bak bu avlarımız hep yabancı. Bak hep yabancı. Allah yabancıdan niye bu kadar çok geliyor? Gelen Müslüman oluyor ya. Gelen Müslüman oluyor. Müslüman olup sonradan devam ediyorlar gelmeye. Öyle mi oluyor? Vay be maşallah. Düşün buradaki insanlar nasiplenemiyor. Ta Avustralya'dan, Kanada'dan, yabancılar Fransa'dan, gelmiş. Almanya'dan, tabii. Amerika'dan. Vay be. Tabii ki. Zaten o şey gerçekten çok mükemmel. Sen hep gelip gidiyor musun teyze? Ben gidiyorum. Buralı mısın? Değilim oğlum da buraya ne alakalı? Türkiye'den mi geldin? Türkiye'den geldim ki burada yaşıyorum. Nereden geldin? Ha burada yaşıyorsun. Burada yaşıyorum. Girne'de yaşıyorum. Girne'de yaşıyorsunuz. Şu aralarda şöyle köşe falan taşınmamız var. O zaman arada ziyaret ediyorsunuz burayı. Evet, geliyorum. Allah kabul etsin. Zaman buldukça gelmeyi gayret ediyorum. Hatta burada Esenciler'in bayanların kalacağı yerler de var. Kalabiliyorsunuz. Buranın peki Adıyaman menzilli bir bağlantısı Hayır. var mı? Yok değil mi? Farklı yani. Anladım. Ama biz giremedik yani. Vay be. Böyle girdik ama insanlar uyuyor. Yemek. Tamam. Vay be. Türbe değil mi? Evet tamam. Burası Şeyh Nazım'ın türbesi 2014. İçeride abiler uyuyor. Bunlar da buranın kedileri. Şık kediler. Hocamızla konuştuk. Beykoz'da Beylerbeyi'nde yerimiz var, Eyüp'te yerimiz var falan dedi. Konuştuk. Nereden geliyorlar dedim. Dedi hani ziyaret ediyorlar dedi. Hoşlarına gidiyor dedi. Müslüman oluyorlar dedi. Londra'da falan şeyimiz var dedi. Müritlerimiz oluyor dedi. Londra'dan geliyorlar dedi. Demin bir otobüs Brezilya'dan geldi dedi. Hepsi Müslüman olmuş adamların. Böyle Müslüman yapıp yolluyorlar. Çok ilginç. Konuştuk hoca 80 yaşında falan. Tonton bir dede yani. Ne diyorsun bu duruma? Abi dininde imanında bir amca. İyi birine benziyor. Evet. Burada ya sohbet ettik, iyi karşıladı sağ olsun. Yabancıları Müslüman ediyor. Yabancıları Müslüman ediyormuş kendisi. Önemli bir görev üstlenmiş sağ olsun. Memnun oldum. Evet güzeldi. Yani bayağı yabancı. Yani herkes yabancı. Şu an burada Türk yok galiba. Bayağı herkes yabancı. Çok ilginç. Burada siyasi olaylar nasıl bilmiyoruz ama UBP dedin değil mi? UBP şu an devletin başında olan parti. Sanırım tam emin değilim. UBP bir de CTP dedi. CTP var. CTP de bizim CHP gibi muhalif. Bir şey sana aynen öyle. Bir hocamızın şey fotoğrafı burada da var. Şey Nazım. Vay tam çekiyordum kamera açıktı bak nasılsın? Ben seni ararım dün günden belli. Vallahi. Ben seni takipçinim çok iyi. Eksik olma ya teşekkür ederim. Sürekli betlerin videolarını hep izlerim seni. Adamsın be. Buralısın? Evet Kıbrıslıyım. Nasıl gidiyor hayat? Süper. Her gün açarım bir seni izlerim. Olmazsa döneriz izlerim. Şey Kolombiya'dalar herhalde şu evet, an. Evet. Biz beraber hep toplandığımız son. Ali ile şey Cansu. Kız vardı yalnız başınadı şimdi şu an.
Suzan mı? Suzan'ı izlerim. Benim tayfa ya, Perdoki tayfa. Derim ya bu insanlar dedim, nereden nereye uçup giderler. Benim Avrupa vatandaşıyım düşünse. Hı hı. Her yere gidebilirim. Biz buradan çıkamıyoruz Kıbrıs'tan ve cesaret edemiyoruz. Nasıl gezersiniz, nasıl yaparsınız? Avrupa vatandaşı şey mi, Kıbrıs tarafının evet, mı? Evet, evet. Her yere gidebilirim ben Avrupa'nın. Buraya gelip gidebiliyorsun, evet. Sıkıntı yok. Şimdi şu an ben güneye geçebilirim, güneyden de binip Avrupa'ya uçabilirim. Bir saniye. Gel abi. Vay be, abi beni gördü, arabayla durdu, ben seni arıyorum dedi. Aynen, hepsini çektim o ya. Dur, kaç. Çekiyorum ama arada, sıkıntı var mı abi? Yok, bu arada ben de Kıbrıs'ta birkaç tane vlog videosu çekerdim. Hı-hı. Sonra baktım ki takipçi yok, para yok. Dedim, ne yapacağım ya, boşuna geçelim. Sen yapayım reklamı. Ne ismi? Mustafa Şenal'dır sayfanın ismi, hı-hı, YouTube'un. Hı-hı. Kıbrıs'taki olan şeyleri çekmeye çalıştım. Güneyde videolar çekmeye çalıştım, kültürümüzü. Arada ben iş yaparım, ekstra giderim. Arabanın arkası hep ekipman doludur. Şu an iş görüşmesine giderdim. Ben de öyle videolar çekerim. Süper abi. Buradaki olay ne peki şey Nazım? Şimdiki şey Nazım, Kıbrıs'ın bölgenin simgesiydi rahmetli olmadan önce. Dünyanın her köşesinden müritleri vardı. Hı-hı. Ve onu görmek için sırf gelenler var. Hasta olanlar oraya gelir. Psikolojisi bozuk olanlar. Hı-hı. Yani orada kendini tedavi etmek için geldilerdi. Şimdi ne zaman ki rahmetli olunca çok sık gelmemeye başladılar. Dergahı gittiyseniz gördünüz. Ha, girdik abi, girdik. Yani o hemen hemen burada yaşayan şeyleri vardır. Müritleri vardır. Hı-hı. Hemen hemen Lefke'nin bahçelerini tutar. Meyve sebze çıkartmak için hayvan. Ha, tarım işinde tarım o yapıyor. Tarım işinde vardır. Yardım eder işte. Parasız olan insanlar orada kalanlar vardır. Hem iş hem yemek hem 3-5 kuruş kazanırlar. Kıbrıslılar seviyor mu buradaki insanlar? Kıbrıslıların hemen hemen çoğu Şenaz'ım sağırken severlerdi. Yani oğlu? Giderlerdi yani oğlu. Oğluna çok şey yapmazlar ama genelde oğlu da bir saygın bir insandı. Ama şeyi babası halkın yani. Halkın arasında çıkar, selamını verir. Babası çok şeydi yani, etkili kişiydi. Dünyanın her yanından ve şeyden gelenler vardı. Ve büyük adamlar gelir yani. O hükümetin başları da gelen vardı. Ben vardım ölümünde, gömülmesinde de fotoğrafları gazetede çalışırdım. Fotoğraflarını hep çektiydim. Yani. Süper abi ya. Teşekkür ederiz. Nereden nereye? Kıbrıs'tan ben seni izlerken ne olsan Kıbrıs'ta. Daha kaç? Dördüncü günüm herhalde bugün. Dört gündür dolanıyorum abi. Vallahi kısmetmiş, nasipmiş yani. İzlediğim YouTuber'i dünyayı gezerek ve hayranı olarak. Teşekkür ederim. Benim de öyle oldu. Çünkü adamlar emek, ben çok video izlemem YouTube'da, emek veren insanları izlerim, severek izlerim ve onları film gibi izlerim. Yani beklerim o hafta, ikinci haftayı beklerim, nerede diller, nasıl yapacaklar. Bir de yabancı uyruklu kız arkadaşım. Koreli. O Kore'de şu an, Kore'ye gitti. Oyunan bilen yani büyük bir sabırla ikiniz dünyayı gezdiniz yani. Çok sağ ol abi, eksik olma. Devam edeceksiniz herhalde. Devam işte, Kıbrıs'tan devam ediyoruz böyle. Kıbrıs'ın güzel yerleri vardır. Nasıl? Erenköy'e nasıl giderim ya? Erenköy'e abi. Zor gidersin. 18 ne zamandı o? 8 Ağustos. 9'da gidilirdi oraya. Evet. Bu eskiden Osmanlı Cumbalı evlerdi bu evler. Bu evler. Evet. Böyle. Tarihi evlerdi. Osmanlı evlerdi. Cumbalı evler. Bunlar. Ve CMC ile meşhurdur burası. CMC maden şey mi? Maden şey var, bilirsiniz değil. Şey, o oraları, oradan maden çıkarlardı. Benim dedem çalıştı orada. Hı hı. Orada yıkanırlardı o hamamda gittiyseniz o hamamda. Yani, baraj oldu, suyun baraj, içinde kalan. Ha, oraya gitmedik. Orayı da bir gidin. Çünkü oradan çıkıp en son bu madeni yapabilin. Yani oradan trenler gelirdi. Madenler madenin içine girerdi, yıkanırdı. O tahta yıkılan maden yer var ya, oradan da dubalara giderdi, büyük gemilere. Bayağı gidiyor o zaman böyle evet, şey. Orada aşağısı maden ocakları şeydi. Yani Kıbrıs'ta hep bir tarihi yerler var. Gezeceğim abi, gezeceğim. İşte öğreniyorum böyle yavaş yavaş. Kimseyi Mausa'da tanımıyordum 4 günde. Tarihi yerler. Kalabalık ve bina doldu çok. Yani eski şeyi kalmadı. En şey kalan Lefke. Lefke. En bu böyle Kıbrıs'ın şeyi mi? Böyle yukarıda gittiğinizde Lefke'nin madeni yerine gideceksiniz. Lefke'nin de maden şirketinin evleri. Ben o evlerde kalırım. Eskiden işleyen madenciler o evlerde kalırlar. Bekar evi, işte mühendis evi, müdür evi arkalarda. O evlerde güzel. Gidecek miyiz oraya?
Seyretmeyelim. İyi abi o zaman kapayım ben ya. Götüreyim sizi istersen oralara. Oradan gezerek gezerek gidersiniz. İsterseniz abi. Yağmur mu var o tarafta? Yok yağmur. Yağmaz ya. Abi bizi götürecek yoldan alın. Bunlar da hep tarihi evler diyor. Tarihi evler. Şey pasaportu ne dedin? Bu 74 öncesi gelenler falan öyle bir eskiden şey mi? Eskiden Kıbrıs, Birikan, Kıbrıs'ı Türklerle Rumlar yaşarken bir cumhuriyet vardı. Federe devleti vardı. Aha. Ne zaman ki 50'lerde savaş çıktı. Savaş çıkınca ikiye bölündü. Ralph Raif Bektaş kurucu cumhurbaşkanı ayırdı. Yani Türkler geldiği kuzeye, güneye giden gitti Rumlar. Türkler güneyde yaşardı. Savaş olunca kuzeye geldiler. Kuzeye geldikleri için artık iki devlet oldu. Bizim devleti hiçbir ülke tanımaz. Tanıyan kişi bir Türkiye'de, o da garantör altında olduğumuz için. Peki senin pasaport 74 öncesinden mi? Sen yok, o esas abi. Kıbrıslıların kullanabileceği şeydi. Ne zaman ki kapılar açıldı, bizim hakkımız olduğu için o pasaportu alabiliriz, kullanabiliriz. Ve gittik, kapılar açılınca başvuru yaptık. Kim doğum kağıdı, babamdan dolayı. Şimdi burada anne Kıbrıslı, baba Türkiye olduğunda biraz sıkıntı olur. Anladım. İkisi orijinal olacak. Türklere vermiyorlar yani. Bu Acun Dağı kilisesidir eski. Kilise, bunlardan. Bu Acun Dağı kilisesidir bu. Acun Dağı. Bu yola vadi, yeşil vadi derler. Karşıyaka. Yani nasıl derim, iki yakayı ayıran bir yerdir bu. Kışta aşağı burada, yukarıda Trodos var, dağlar, kar yağar. Kar yağdığında da hep bu dereye akar gider şeye, Güzellik Köftesi'ne. Vay be. Yavaş şehir. Ne oluyor yavaş şehir deyince? Yani yapılanma, araç yoğunluğu olmayan bir yer, sakin. He, sakin şehir. Sakin şehir. Türkiye'de de var. Çıtası da olmuyor. Ne zaman bıraktın? Yeniyle. Yeni. Kaç video yaptın dedin? Var ya 200'ün üstünde videom var. 200. Genellikle hep Kıbrıs. Vay be. Var Kıbrıs Moldova'da da var. Moldova'ya gittim. Tek bir yurt dışı gezim oldu. Moldova. Güzel de çekiyorsun abi. Şeyin iyi yani, müzik falan. Benim de abi toplum var. Yok, şeyin de iyi. Çekimlerin de, editin her şeyin güzel yani. Rum tarafı bu. Evet. Genelde hep güneye gittim de çekiyorum. Aslında güneyi çeken de yok, giden yok aslında, gidebilen yok. Var birkaç kişi böyle Türkiye'den burada yaşayan, çok merak ederdi güneyi. Ben çektik sonra izlemeye başladı güneyi. Lefke'nin en güzel manzarası, biz olduğumuz yer Karşıyaka olduğu yer. Karşısı da Lefke. Lefke'nin de meşhur cevizi, hurması, portakalı, yafa. Yani yurt dışından gelirken Araplar getirmişler. Getirdiği hurmaları ekti. Festivalleri olur zamanı gelince. Her köyün bir festivali olur burada. Burada bir yerde Lübnan falan dediler. O ne abi? Maruntia mı var? Biri var dediler. Bir şey var yani. Neydi ismi ya? Moru? Ben hatırlamıyorum da Lübnanlılardan izler falan kalmış. Şey, siyah peçe falan takıyorlar dedi. Kebapları meşhur dedi. Köymüş. Tam şey etsem... Üç ırk var dedi. Kıbrıslılar, şey Rumlar var dedi, Türkler var dedi, bir de onlar var dedi. Şeyde, köymüş burada bir yerde. Galiba şeyi dersiniz. Lübnan değil o. Gormacit köyü var. Orada mı? Gormacit köyü. Orada yaşayanlar şey diyor. Rum değiller de Rum tarafında da yaşarlar onlar. Lübnanlılarmış, öyle duydum. Yok, Lübnanlı değiller. Hatta kebapları da çok meşhurmuş oranın. Evet. Küp kebabı ya orada. Küp şey kebabı. Var orada. Maria. Karşısında kilise var. Gormacit köyü. Şeye gittiğinde Güzel Yurdu, eğer giderseniz vaktiniz kalır. Güzel Yurt tarafından gelir. Mavi Köşk'ü geçersiniz. Mavi Köşk'ten artık Gormacit köyünü gördüğünüzde orada gidilir. Yani burada nasıl diyeyim sana, taşıt sıkıntısı yaşan. Aynen, senin gezdiğin ülkede duruyor da otostop çeken, burada herkesin arabası olduğu için herkes kendi arabasıyla gider her yere. Doğru. Ama bulacağız bir yolunu ya. Semih sağ olsun. Şu karşı tarafta kulübeler var. Burada askerlik ara bölgedir. Yani. Türk'ün askeri olan, arada barış gücü, barış gücünden sonra Güney Kıbrıs. Burada arkası mı Güney? Evet. Sınır yeşil hatlarla. Bakın. Hatta sizi götüreyim kapıya kadar göresiniz. Sınır gibi bir şey var sanki. Duvar mı bir şey var? Gelin buraya çektiysen götürürüm. Tamam, gidelim abi. Nickname Tyson. Susadıysan buyur. Tyson.
Tyson abinin bir suyunu içerim o zaman. Yemek yiyemiyorum. Onu boş ver abi de suyu içerim ya. Biskotla yemek isteyen varsa biskotla. Sağ ol abi. Karışık abi. Bu kerpiç evler Türk eviymiş bu. Rumlar da yapar mıydı böyle kerpiç ev yoksa? Vardı bu evde. O zaman halkı bu, yani. Bu evleri de kerpiç etti. Sonra da restore eder. Sahipleri restore ettiler. Hı. Çoğu hemen hemen. Eski şey kalıntıları kalmadı. Dıştan, içten. Bu mahallede yaşayan insanlar var. Daha çok yaşarlardı. Şimdi çoğu göç etti şey yukarıya. Yukarıya. CM Sevler'inden ev aldılar. Ama burada yaşayan var. Ayrıca. İngilizleri nasıl satıyor? Ben şu an buradan ev alabilir miyim mesela? İngilizler nasıl alabiliyor? Alın ya, burada ben işte kan eder san bir şey var, prosedürü var, alabilirim. Türkler de alabiliyor yani. Var ya, burada yaşayan insanlar var. Benim akrabayım içinde de var. Benim eniştemin babası Türkiye'den geldi, burada evlendi. Çocuklar oldu, evini aldı, yurdunu buldu. Yaşıyor burada. Yaşıyorlar ya, var. Her Kıbrıslı ailenin içinde tüm vatandaşı var. Var. Evlilikten falan mı? Evlilik. Bir Türk'le evleniyorlar yani. Evet. Kişilik bilen var böyle geç jenerasyon arasında. Mesela dışarıdan gelen yani öğrenci. Aha. Arkadaş oluyor, çıkıyor. Birbirlerini seviyorlar. Türkiye'de gidip nikahını giyiyor. Buraya gelip burada dizi istiyorsa burada yaşar. Şeyde televizyonda falan böyle Türk dizileri falan mı izliyorsunuz abi yoksa evet, kendi evet. Dizileri mi izliyorsunuz? Evet evet, Kıbrıs'ta dizi yoktur, dizi yapmazlar. Sadece bizde haber programı vardır, işte sokak programı vardır, başka bir şey yoktur. Bizim Kıbrıslılar, Türkiye'deki ne diziler varsa hep onlar izler. Anladım. Yani Türkiye'de ne olursa haberdar yani. Anladım, o zaman seviyoruz yani biz de. Evet. Yani biz siz demeyeyim artık, birlikteyiz de. Ama yine de böyle hani sanki ben gelirken Kıbrıs polisi böyle biraz ters yaptı bana ya. Bize niye de yaparlar. Size de aralarda yaptı? Çıkar böyle istisnalar. O zaman bize de yaparlar yani. O kimlikle alakalı değil, kişiye değil, bağlı. Değil. Anlatın. Onun kişiliğe, onun psikolojisine bağlı. O günkü bir bugün iyi konuşun kendine. Ertesi günü başka yani var bazıları şeydi. Anladım abi. Yani hepsi bir parmak değildi. Ben de acaba çok Türk geliyor da böyle uyuz mu olmaya başladılar yok falan diye düşündüm. Şimdi mi gelmeye başladılar da uyuz olsun? Yıllar doğru, yıllar içinde değil. Oradan da güneye geçiyor. Karakol, TC askeri ha? Burası sınır kapısı. Türkleri yani kimsenin geçemediği yerdi burası. Öyle. Ne zaman? İşte son kaç sene, 2 sene, 3 sene oldu burası açılalı. Ya daha yeni. Yeni açıldı. Ki vardı şeyde, planda vardı da biraz oyalandı bu yol açılma. Şimdi ben burada arabamın ruhsatını çıkarıp geldi. İki kimliğim vardı. Türk'ü de gösterebilirim, KKTC'nin de gösterebilirim. Güney Kıbrıs'tan aldığım Kıbrıs kimliğine gösterip ben bu kapıdan geçebilirim güneye. Şu an kapıya gidiyoruz değil mi? Hatta ve iki gün önce güneydeydim. Köylerde festival yaptık. Gösterdiğim sağ olun köyü. Buradan biz geldi güneyden otobüs aldı bizi. Binip gittik. Peki sıkıntı oluyor mu Rum tarafında? Seviyorlar mı Türkleri ya da sıkıntı şeyi? Olmaz sadece orada sıkıntı yaratacak kişiler. Faşizm, EOK yanlıları, yerli Kıbrıslar var. Orada iki türlüdürler yani. Enosisçiler yani Yunanlılar böyle şey boyu milliyetçiler var orada. Türkleri sevmeyen kişiler var. Onlar biraz şeydi. Anladım abi. Bu kapı kuzey kapısıdır. Bu kapıyı geçtikten sonra bir kilometre ara vardır. Yeşil hat, tüzü, barış gücünün orada mesela barış gücü var. Ondan sonra da güneyin kapısı var. Hı, bu şey Kıbrıs'tan çıkış kapısı değil mi? Kuzeyden. Kıbrıs'ın kuzeyinden kuzey çıkış kapısı. Burası Türk kısmından çıkış, sonra güneye giriyorsun ileride. Arada bir kilometre sonra güneye. Nasıl siz yurt dışından gidersiniz ki görün videolarda Arap işte, bölgesi işte. Giren orada pasaportunu gösterin. Hatta bir problem yaşadınız galiba orada. Pasaportta. Oluyor yerinde. Abi. Her sınırda oluyor ya. Ve arada da görürsünüz. Ondan sonra o. Tamam, bunun tamam, gibi aynısı, bir şey. Aynısıdır anladım, bu da. Anladım. Ama Kıbrıs pasaportu olan geçebiliyor ya da Kıbrıs Yunan vatandaşı. Ha, Kıbrıs vatandaşı olan burada geçebilir. Evlenen kişi de geçebilir eşi. Ben Kıbrıs'ıyım, Türkiye'den bir eş alırsam benimle evliliği Türkiye'de yapar. Çünkü KKTC'nin evliliğini kabul etmez. Ha. Türkiye'de kıymam lazım nikahı. Onun nikah kararını gösterip ki ben evlendim. Çünkü Türkiye'yi tanır. Türkiye'yi tanır. Kuzey'i tanır.
Biz tanınan memleket şey değilim, devlet değilim. Oradan geçip kapıdan işleme yapar. Aha. Oradan eşinle güneye geçebilir. Eşinle yalnız geçebilir. Anladım, anladım, anladım. Belli bir sürede ama şeyini alamaz bildiğim kadarıyla. Peki şey oluyor mu, Yunan vizesi alsam bu sınırdan geçebilir miyim? Sen Yunanistan'a gidip Yunanistan'dan uçup gelebilir güneye. Ama bu kara sınırını geçemem değil mi? Anladım. Hatta böyle ne zaman Eylül, Ekim'in içerisinde Fenerbahçe'nin maçı var güneyde. Aha. Onlar Yunanistan'dan gelecek. Buradan geçemez. Buradaki geçecek olan, maçı izleyecek olanlar, Kıbrıs Türkleri de buradan kapıdan geçecek. Anladım, anladım. Ama onların çifte pasaportu var. Evet. Goy'un Fenerli var, Goy'un Cumhurlu var, Goy'un Beşiktaşlı var, maçı izlerken kavga eden var. Buranın takımlarını tutan var mı? Yani buranın takımı buranın var. Buranın da kendi var takımları. Lefke, Türk Spor Kulübü işte, Postal, Pavcı, Lefkoşa'da işte, Yeni Cami, Çetinkaya, Mausa Türk Gücü. Yani yerel yerel Süper Lig takımları vardı. Onlar herkes kendi bölgesinin takımları. Ama herkesin de bir de Cimbom Galatasaray, Türkiye Fenerbahçe takımı Türk takımı şeyi varmış. İngiliz takımı Sultan'ın da vardır. Sonuçta değilim. Manchester United hastası vardır. O takım Sultan. Vay be. Vardır. Kaç sınır kapısı vardı arkada? Var ya, epey var. Mausa'da iki tane çıktı. Burada iki tane, 104'da bir tane. 10 tane var. Postada var. 15 tane. 10-15 tane sınır kapısı. Şu an çalışıyor mu adam? Şu an çalışmaz. Matematikler, o siyah taşlardır. Ne madeni? Bakır mı abi? Bakır. Venedikler. Venedik kemeri var. Venedik kemeri. Venedikler yaşadıklarımızda. Su geliyor yukarıdan böyle. Hep bunun üstünde su akar. Venedikliler niye yaşıyor daha burada? Venedikler vardı. Şeyler vardı önceden gelmeden, Osmanlı gelmeden vardı bu içinde. Orada İtalyanlar var dedim, bu mavi köşteki olay İtalyan zengini falan. İtalyan zenginiydi. Yunanlılara yardım ederdi. Silah kaçakçılığı yapardı mavi köşte. Bunun bir tane tüneli vardı deniz karşıda. Şimdi yandı o ağaçlar. Bu yaz canını çıktı. Nereden baksan o mavi köşk hiçbir yerden görünmez. Hadi ya. Orayı asker tutar şimdi. İktacı askeri. Orada bir asker var, hepsini anlatıyor. Bilmem çekimli bir asker değil. Şu an kapalı falan diyorlar. Burada maden isyanı. 3 Mart 1949 mu? 48. Bu işçi bir adamdı. Aha. Eskiden böyleydi. Fenerler, çapalar. 3 Mart 1948 tarihinde sömürge polisinin grevi kırmak için işçiler üzerine ateş açmasıyla sonucu ağır yaralanan Mehmet Bilal Türk'tü bunlar. Andares, Rum, Arlamus, Ahmet, Necat. Karışık herhalde. Bunlar hep böyle eylem yaparlardı. 76 madenci ve eşleri anısına dikildi bu. Hapis cezası diyor. Hapiste öldüler mi? Ne oldu? Vallahi tam bunu eski yerden şey etmek lazım. Anladığımı da ben de öyle tarihten biraz uzağım diye. 76 madenci 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış. 76 madenci. Olmasa o sene tam detaylı böyle maden çalışan insanlar var burada onlar. Burada da bir şeyler yazıyor. Maden grevi. En önemli greviymiş Kıbrıs tarihinin. Bu yönde madenler, vagonlar bunun içine doldurulup altta gidecek. Kapalı değilse inşallah orası. O alttan böyle gider aşağıya. Özel mülk girilmez mi ama? Yok, orası şey, ateş bölümü. Kiralardı burayı. Burada şey, trap, iskit. Evet, hamam nere abi? Önceden burası maden şirketiydi. Madenler burada çıkardı.
tüneller var bunun altında. Birçoğu kapalıdır. Yasaktır girilmesi. Buralardan maden çıkarılıp trenler vardı dayılar. Burada gemi konağına gezdin sen, gördün onları. Çekmediysen orada o detayları alırsın. Gördüm abi. Oraya gidip yıkanır maden şirketinin içinde. Maden yerine orada. Oradan da artık vagonlarla yurt dışına. Vay burada be. İşçilerin ödenme yeridir orası. Büyüklerimizin anlatması göre, benim de öyle tarihçem çok iyi değildir ama orada da yıkanıp işçiler, o gördüğünüz şey de bisiklet garajıydı. Yıkanırlar, giyinirler, iş urbanını bırakırlar, bisikletine binen evlerine çıkar gelirdi. Yani hamam diyorlardı oraya da. Orada da su deposu şey vardı. Tepede. İş, yemek vaktinde orada tepeden boru sesi çıkardı, böyle korna sesi böyle ki artık iş bitti, yani bu yemek arası o tepeden siren sesini duyarlardı hemen. Hemen duşa girerlerdi. Evet. Amerikalılar da, yani Amerikalıların şeyi de, değil mi? Amerikalılar sadece şeyi değil. Burada Kıbrıs'ta yaşayan Rum, Türk işçileri çalıştırırlardı burada. İyi para kazanırlardı. İşletiyorlardı burayı. Madeni alıyorlardı. Ve iyi para kazanıyorlardı burada Kıbrıslı, Türk ve Rumlar. Ve geldiğimiz yeri gördün, orada bir pazar kurulurdu. Bir de gemi konağında. Orada çok insan kalabalığı olurmuşdu. Maaşını alan pazarlar kurulurdu. Yemeklerini, yemeklik alırlardı evlere. Bu ne zamanki 74 harbinden sonra zaten hepsi dağıldı. Amerikalılar da gitti. Amerikan bıraktı şirketi. Türkler güneyden geldi kuzeye. Kuzeydeki Rumlar gitti güneye. Sınırlar çizildi. Ondan sonra da kalıcılar kaldı. Ki hala da ateşkes bir ülke. Ve anlaşma daha hala da imzalanmadı. Ve onun üzerine daha uğraşma yaparlar. Bilmem artık ben görür müyüm bu anlaşmayı, görmez miyim? Küçüklüğümden beri duyarım. Ne diyorsun peki durumu kuzey ile güney için? Şimdi biz güneydekiler Avrupa Birliği'ne girdi. Avrupa Birliği'ne girince Avrupa Birliği oraya destek verir. Güneyi tanıdı. Bir andan planı vardı. Bizim Türkler evet dedi, onlar hayır dedi. Bir şeyler oldu ansızın. Biz Avrupa Birliği'ne alınmadık çünkü biz garantör altındayız. Türkiye ile anlaşması olacak. Bazı durumlar var zaten hala da. Akdeniz bölgelerinde rezerveler var, gazlar var. Biliyorsunuz şimdi Türkiye'de biraz siyasi programına girdi. Yunanistan'dan biraz şimdi şey oldu. Yani dur bakalım ne olacak bu sonuç. Dünyada bilin Ruslar Ukrayna'ya saldırır. Çin, Tayvan. Amerika geldi adalara şeyi kurdu. Biz burada bir mallakta. Bir savaş çıkarsa her an savaşta çıkabilir barış yerine. İnşallah çıkmaz dünyada abi. Dünyada barış dedik. Savaş demeyik. Evet, hiç kimse barış. Ölmesin. Bu dünya bizim değildir. Biz giderik, dünya gene yerindedir. Doğru. Ülkeyi sen gezdin, gördün sonuçta. İnsanlar ne zor durumdadırlar. Her ülkenin bir zor durumu vardır. Büyük baştaki insanlar para için hiç vatandaşını düşünmez. Doğru abi, doğru öyle. Ben bunu düşünürüm yani. Gölün şu komple en ilerideki tepeye gidiyor. O araba gider ya Türk. O şey var, askeri var. Bir yol var tam görünmez şimdi. Ondan orası Rum'dur. Yani bu dağın üstü Rum'dur. Şuradan ben geleyim arabayla yani. Rum tarafına geçeyim. O Ablıcer'i geçtik ya. Bu dağların içine gelebilirim. Ana yol var. Bildiğim köylere gider. Bunların arkası hep köydür. Vay be. Yani iç içedir yani. Bir Kıbrıs birdir ama aradan bölünmüştür yeşil at. Anladım. Sağa doğru güzel bir görmezi. Lefke aşağıda görürsün çarşı. O yurttur. Bu da hazır olur. Sen galiba bir kurdu okuyordun aslında. Ben Türkiye. Evet, Galatasaray bayrağı. Takımını. Fanatikleri var. Sağ parti. Sağ parti, UBP. Bu da sağ parti geldi. DP de sağ parti. Demokratik mi oldu? Demokratik evet, parti. Bu Lefke'nin merkezi, çarşısı ve bütün Mausa, Lefkoşa, Girne hep bütün insanlar buraya geliyor. Burada da Cumhuriyet Partisi, CHP mi? Buraları işte tarihi yer. Burası da taş giydirme anıtıdır. İngilizler döneminde. Taş giydirme mi? Taş giyerler taş ya. Taş giydirme. Kıraç giydirirler. Burada şey yaparlar, anıt. İngilizlerin.
Bu da Kıbrıs'ın sembolü, Duflo. Burası işte polis taşıdı. Burada mahkemeleri değil. Aha. Orada bir harita var. Lefke'yi gösterir. Merkez olarak Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ın merkezi Lefke'ydi eskiden. Öyle mi? Evet. Lefke'ydi. Burası. Merkezinin başkenti gibi mi? Evet. Başkenti Lefke'ydi. Sonra Lefkoşa oldu. Ha, Lefke'den Lefkoşa'ya. Lefke'nin şey ismi ne peki? Rum ismi mi? Lefka. Lefka. Bak. Aynı. Posta. Vay be. Bir İngilizlerden İngiliz değil mi? İngiliz döneminde kalan. Posta kutu. Tarihe yazdı bu binada. Belli ya. Orada Kıbrıs'ın orada gösterdiği posta kutusunun altında yayılır Lefke'den merkezlere, Baf'a kadar, güneye kadar. Bas, Limassol, Limnol, Lefkoşa. Hep vay orada. Be. Başkent Lefke. Sonra da başkent Lefkoşa oldu. Bir su deposudur bu. 1937 mi diyor? Evet. Taç giydirme. Anıtı. İngiliz'in. Bu da bir Avrupa Birliği'nin bir çalışması yapıyor. Bu tarafta yaşayan Lefke. Yabancı bir kişi çizdi bunu. Hı-hı. Cumbalı evler, su kemerleri, hurma, portakal, liman, Yeşilmak Adası. Hı-hı. Solda da gene tahta liman. Vay be. Lefke'nin simgesi yani. Evet. Uygun mu abi elektronik yani nasıl? Evler ve arabalar sterlin. Sterlin. Dolar yükseldiğinde Türk parası bildiğin gibi eriyor. Aha. Ucuz bir şey alırken Türk parasına çevirdiğinde sana pahalı geliyor. Anladım. Peki yani telefon falan alınır mı? Telefon da dolar üzerindedir. Türkiye'ye rağmen yani? Ucuz müşteriler, çoğu öğrenciler baktığında. Atıyorum iPhone 14 Pro son model belki kaç para? Türkiye'de bağlıysa burada daha ucuza geliyormuş. Bilmem yani tam olarak. Anladım. Aa bunu aldım. 5500 lira şu. 5500. Not 10.000. Türkiye'de mi bunun ne kadar? Vardır 10.000. 5500 lira burada, orada 10.000 lira. Olmak. Yani bir parça elektronik aldın. Dolarla satar sana. Dolarla. Sonra sen Türk parası. Anladım. Yasak yoktur değil mi? Adam basıncı ya. Bana hiç kimse bir şey diyemez bunun içinde. Tamam abi. Abi çok memnun oldum. Teşekkür ederim ya. Çok sağ ol her şey için. Görüşürüz. Ben haber veririm yine. Tamam. Haberleşiriz. Sen şey edin bana numaramı var da yazan kullan. Instagram'dan şey yaparım, numarayı tamam. Alır veririz abi. Çok sağ ol abi. Takipteyim. Seni gördüm ya, tamamdır artık. Kıbrıs'a bir daha gelirsem sendeyim artık. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Oğuzhan Yırtık Paltoğlu'nu izlemeye devam edin. Adamsın. Adamdır. Abi. Çok sağ ol. Adamı yolda gördük, sağ olsun aldı, gezdir. Bak sizin 3 günlük planı adam 10 dakikada halletti. Sağ olsun, madem hepsini gezdik. Mustafa abimiz adamdır.